Selamlar herkese. Güzeldi. Orada ne güzel konuşuyorduk. İşte şimdi aynen. Ne oldu, heyecanlandın mı? Heyecanlandım tabii, kamera var burada. Tamam. Bütün kimyam değişti. Merhaba sevgili izleyenler. Zaten başladık gördüğünüz üzere. Biz Bize programındasınız. Ravent konuğum bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor senin İyi için? İyi ya. Ne olsun abi. Benim hayatım normal gidiyor. Seni soralım. Seni kimse sormuyor. Burada her zaman beni konuşuruz. Şimdi doğru. Seni yakalamışken sana doğru. Birkaç sorum var. Hazır mısın? Allah Allah. İşe bak ki röportajda sana soru soracağım. Şu an çok mutluyum. Güzel bir yükselişim var. Doğru. Allah daha çok versin bu arada. Gerçekten böyle severek takip ediyorum. İmrenerek. Ama bu yükselişin normal bir şarkıyla değil de biraz doğru. Daha troll, geyik bir şarkıyla olması konusunda ne düşünüyorsun? Yani Feyzullah doğru. Neden var bu dünya üzerinde? Var olmasının bazı sebepleri var. İkinci verse şu an şurada duruyor. Evde oturuyorduk. Bunun hikayesini de daha geçen konuştuk zaten Semih'le beraber. İşte tekerlemelerden falan bahsediyorduk böyle. Bana Feyzullah falan söyledi. Dedim bu ne? Ama yani öyle bir bu ne değil yani. Bu ne abi, şarkı yapmalıyız bunu. Abi dedim basalım ototunu, yapalım şarkıyı dedim. Öyle bir şarkı yaptık 10-15 dakikada, hadi 20. Ondan sonra böyle çıktı abi. Biz dedik ki 5000 10000 dinlenir. O zaman da hani böyle en çok dinlenen şarkım işte Minör Depresyon, daha yeni 10000 olmuş. Ben havalara uçuyorum çünkü 10000 büyük bir şey. Tabii. No Name 1'i için süper. Aşırı iyi bir şey ya 10000. Ya 5 haneli falan. Ondan sonra abi 5000 10000 dinlenir bu da işte Kakara Kikiri SoundCloud'a yükledik zaten. Ondan sonra ben dedim ki bir albüm yapayım. Bir tane biyometrik fotoğrafım vardı benim. Onun üzerine 100 dövmesi. İşte bastım 7 tane şarkı. Öyle oldu. Bu yüzden var. Herkes ciddiye aldı abi şarkıyı. Yani bu ne biçim şarkı falan. Gerçekten o ne biçim şarkı da yani. Yani eleştirilmeye değmeyecek bir şarkı. Ama arkasındayım şarkının. Arkasındayım. Diyorsun. Eskiden değildim arkasında ama millet böyle çok ne kadar ne biçim şarkı, bu ne falan dedikçe ben hani diyorum ki Türkçe rap'in en iyi şarkısı falan moduna giriyorum yani. Kışkırtıyorlar abi. Spotify'a düştükten ve ünlü olduktan sonra açıkçası ben şarkıdan soğudum. Her zaman kimsenin bilmediği ve sadece bana özel şarkıların esiriyim ben. Doğru. Hatta o şarkı çıktı 500 falan izlenmişti. Benim altında tutmuş yorumum vardı. Yazıklar. Evet. Evet. Sonra bir sürü yorum attılar işte çok küfürsüz şarkı falan filan diye. Doğru. Benim kaliteli yorumumu ağzına sıçtılar. Yazıklar olsun. Doğru, hatırlıyorum bu arada. Ya. Net hatırlıyorum. O günden sonra ben yorum falan atmadım biliyor musun? Son yorumum senin. Canın sağ olsun. Artık zaten YouTube diye bir şey yok biliyorsunuz. Doğru. Ki. Biz bize izliyoruz YouTube'da. Yalan be. Şimdi Feyzullah gibi başka bir şarkı veya yine bir ikinci Ravent furyası gelir mi tekrar? Gelmez gibi ama gelir de gibi. Çünkü ben bu konuda biraz dengesiz olduğumu düşünüyorum. Artık bu kanıya vardım. Çünkü yaz boyu, korona dönemi falan bu kafadan zaten tamamen çıktım. Ya albümü yaptıktan sonra bu kafadan zaten tamamen çıktım. Ama bir zehir gibi miydi artık? Artık aynen attık ya. Ve kurtulduk mu diyorsun? Aynen öyle. Ama dengesizim bu konuda. Ama yapmama taraftarıyım. Yapmayacağım gibi zaten. Öyle duruyor. Bir gün kafana eser. Aynen, içimden gelmiyor. Yani bir sürü parçam var. Doğru. Yaklaşık 2 yıldır Spotify'da diskografine baktığımızda bir 50 parça falan var. Doğru. Feyzullah kadar dinlenmiş başka bir parçan yok. Yani ciddi yapılan parçalar arasında en çok dinlenen şarkı maalesef 4,5 milyon falan şu anda. Doğru. Bu kadar parçam varken Feyzullah'ın bu kadar çok dinlenmesine üzgün müsün yani bu noktada? Yo, o değilim. Önemli olan dinlenme değilmiş falan diyormuşum. Ya değilim ya. Bu konu hakkında bir duygu hissetmiyorum. Üf ya falan yapmıyorum. Eskiden yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. Alıştık artık. Modern dünya insanıyız. Hayda. Rapçi fanatiyiz biraz. Rap fanatiyiz. Yani. Doğru. Doğru. Sende de varmış eskiden. Rapçi fanatizmi. Bende büyük vardı kanka. Sonra yani gösterdim sana Facebook'taki profil fotoğrafım 2011'de. Joker'di. Joker'di evet. Aynen. Hem de özel bir tarih, onu da söyle. Tamam, 11 Kasım 2011, 11-11-11'de yani Yaşamak Öldürür albümü çıktığında. Vay anasını. Büyük fandık abi, şu an değilim bu arada. Ya bunu da söylemem lazım yani. Artık senin altından gelen nesiller senin fanı oluyor. Aynen. Ya işte. Kesinlikle öyle. Bayrağı devraldık bu noktada diyebilirim. Profil fotoğrafınızı Ravent yapın. Ravent yapın abi. Var bu arada bir sürü. Çok Facebook'ta var. Falan gençleri görüyorum yani. Facebook'ta yoktur da Instagram'da ben görüyorum. Valla. Facebook da bitti artık. Bitmedi. Gruplar hala var. Aynen. Aynen. Ben seviyorum ama o gruplarda takılmayı falan. Asıl mizah Facebook'ta dönüyor bu arada. Amerika'dan, Avrupa'dan önce Facebook'a geliyor. Facebook'tan Instagram'a ve Twitter'a dağılıyor. Ya çok ciddi bu. Doğru bu arada. Neyse kolumuza dönelim. Feyzullah nasıl patladı ya? Abi biz bir şey yapmadık. Patlasın bu falan diye bir şeyler yapmadık. Twitch falan yayınları oldu. Millet açtırdı falan böyle. Öyle patladı herhalde yani. Eskiden de vardı böyle küfürlü şarkılar. Onun yerine sen geçtin birazcık. Hani Betanım modern vardı. Aynen. Ebenin, modern ebenin diyebilir miyiz Feyzullah? Diyebiliriz gibi. çok yerini tutmaz ama deriz evet. Yani.
O zamanın tadı bir farklıydı. O zaman ayrıydı. Neyse, ikinci Raven'de bir kenara bırakmış olursak kendi kariyerine döndüğümüzde, şimdi Genç Rav isminde bir EP yayınladıktan sonra doğru. Tekliler halinde devam ettin. Daha önceden bir albümün vardı, geçen sene iki var. Tane albüm çıktı. Bu sene geçtik artık, 2020 bitiyor. 2021'de bir albüm gelir mi ya da? Kesin gelir. İsim belli mi ya da böyle bir plan var mı? Hiçbir şey belli değil, şarkılar bile yok. Hadi canım. Tabii canım. Ne zaman istersem o zaman mı? Aynen ya, planlı yapamıyorum, planlı bir şeyler hareket edemiyorum. Bir şarkı yaptığımda aniden yayınlamak istiyorum. Haklı olarak. Bence yapılması gereken de bu. Yani bu hiç business düşünmüyorsun. Business daha düşünmeye keyifli. Gerek yok ki, müzik yapıyorum sonuçta yani. Yani business düşünmek şu açıdan gerekli olabilir diye düşünüyorum. Senin hiç klibin yok. Bir SoundCloud rapçisi gibi takılıyorsun Spotify'da baktığında. SoundCloud rapçisiyim. Ya ama Spotify'da da bayağı yürüyorsun ha. Şükür elhamdülillah. Yani baktığında... Yolumuzdayız. Prodüksiyonlu bir klipte görmek isterim senden. Yani prodüksiyon derken arkada kırmızı mavi ışıklar olsun demiyorum tabii trap ki. Trap ışıkları. Aynen. Şey de olabilir bu. İşte Beta'nın kulak klibi mesela çok yaratıcıydı. Senden de böyle evet. Komik Jack mesela Sagopa Kajmer taklidi falan yapıyordu. Beta'nın da... 9'u güzeldi ya. Yani. Ben Beta'nın hatta 9 klibinde Sagopa Lovers diye bir tane tişört giyiyor abi. Ben küçükken şey diyordum, böyle bir tane arkadaşım vardı, o da dinliyordu. O diyordu ki işte Sagopa'yı işte iğneliyorlar falan. Hani dalga geçiyor, ben diyorum yok lan Sagopa'yı seviyorlar falan yapıyorum böyle. Sagopa lovers. Sana öyle bir şey olabilir. Mi? Sagopa'yı çok dinleyen biri olarak. Ben üzüldüm ya. Vallahi gerçekten. Şey. Lütfen Sagopa'yı dinleyin. Söylemezsen de dinliyorlar yani. Doğru. Peki var mı klip çekme niyetin yakın zamanda? Niyetim yok çünkü öyle bir şarkım yok. Ama şey isterim yani, bir tane klip bırakmak isterim bu dünyaya. Tabii çocuklarıma göstermek aynen. İstediğim. Ama tabii güzel bir şey olması lazım falan filan. Ben de çok böyle planlı işlerden haz almıyorum. Hani böyle aniden bir şeyler olsun. Plan gün içerisinde olsun yani, anladın mı? İşte epidemik klipleri gibi aman aman ihtişamlı klipler istemiyorum yani. Anladın mı? Farkındaysan hepsinde varım. Senin klibinde de olayım mı bir kere? Ol abi. Çekersen vallahi. Bak. Vallahi ol. Her şeyi oynarım. Tamam lan. Her şey sınırım dedim yok. Artık. Dedim. Selim Bursa sınırsız. Bana göre yazıyorlar değil mi senaryoyu komple? Selim'i ne yapsak bakalım. Hiç belli olmaz abi. En son dansöz şarkın çıktı. Radio Edit de koymuşsun. Radio Edit de koydum. O şarkı neden biliyor musun? O şarkının flow'unu çok seviyordum. Aniden yayınlamak istiyordum. Herkes bana sözleri değiştir falan diyordu. Haklı olarak. Ben de dedim ki yok abi, ben hemen salmak istiyorum dedim. Zaten bir kere paylaştım şarkı. Üzerinde duymadım. Radio Edit'te öyle koydum yani. Feyzullah da gelir mi Radio Edit? Yok. Sadece Feyzullah dediğin Radio Edit. Yok abi. Geçen bir de şeyi düşündüm abi. Radio Edit falan diyoruz da. Bir radyoda çalınacak olsam hani radyoya giderim ve beni çalmayın derim abi. Neden? Çünkü Monoman yazdı geçen. Twitter'dan mı yazdı ne yazdı? 7 kuruşmuş galiba telif hakkı bir aa. Tane şarkının falan. Sadece radyonun lehine bir benim çalmam oluyor orada. Çok saçma geldi bana. Bir de zaten biliyorsun ki bizim bu rapçilerin bir radyo nefreti vardır. He. Ben de eski bir boom bapçi olarak radyoda çaldırtmayın kardeşim diyorum. Hala devam. Ya bir de yerin orası değil diye düşünüyorsun. Modern insan abi, aç Spotify'dan ya. Cidden öyle yani. Artık yani radyolar... Desteklemiyorum yani. Yükseldim birden ama kusura bakmayın. Yani yeni şarkım çıktığında Virgin Radio'da falan çalmasın. Herhangi çalmasın bir abi. Falan bu çalmasın. Benim için havalı bir şey değil yani. Benden çok onlara yarıyor dedin. Evet. Çoğu genç rapçi etkileniyor yani. Şarkısının çalınmasından mutlu oluyorlar. Evet, eskiden Türk Rap FM vardı. Sagopa bir şeyler yapıyordu. Kral TV'de çaldırmıştı 2017'de. Ben mesela orada kendimi duymuştum. Ona sevinmiştim. Ama orada da dinleyen 5 kişi falan yani. Dediğim gibi yani radyolara bir kinim var benim de. Rapçiler gibi diğer. Herkesin de olmalı bence bu arada. Biz mesela bu programa konuk aldığımız rapçilere birilerini sorarken mutlaka New School rapçilerin isimleri geçiyor. İşte hiç yoksa Motive, Ati gibi zaten bilinen yaşıtlarımızın isimleri geçiyor. Senin ismin çok fazla geçmiyor. Sen bu piyasadan birazcık daha dışarıda minimalde bir çizgi çiziyorsun müzik hayatı olarak. Doğru. Bu kendi istediğin bir şey mi yoksa yani? Yok, ben imaj çizmediğim için oluyor bu. Diğerlerinin aksine biraz daha ilk başta dediğimiz gibi hani business kafası değildi. Hani daha çok ben müzik yapıyorum, evimdeyim abi. Yapıyorum, yayınlıyorum yani. Bu benim işim bu. Instagram'a bakın alelade. Burayı görüyorum, story atıyorum falan yani. Öyle kendi başına yaşayan bir insanım yani. Bu konuya business olarak bakmıyorum. Onların bir kariyeri var. Benim bir kariyerim yok. Bu farkımız bu yani. 3 sene sonra nerede görüyorsun peki kendini? Bilmiyorum. Yine rap üzerinden bir şeyle mi görüyorsun peki? Bilmiyorum. Tahminin. Gerçekten bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim yani. Tahmin de etmiyorsun hiç. Ya tahmin, hayal kuruyorum. Tahmin etmiyorum. Nedir hayalin? İşte ne, milyoner olmak falan yani. Herkes gibi. Feyzullah'ın gelirine bir yıl dokunma, milyonersin. Hadi bakalım. Samimisin, dürüstsün. Ya iyi de birisin. Dürüst tartışılır ama samimi olduğumu düşünüyorum yani. Bana karşı? Sana karşı...
Dürüstsin. Çünkü dürüst olmaman gereken sorular sormadım henüz. Doğru. Geliyor mu peki? Geliyor. Anlarsınız dürüst müyüm değil miyim. Kimleri... Mimiklerimden anlaşılır ya. Kimleri dinliyorsun? Geldi o sırada değil mi? Türkiye'den çok az insan dinliyorum. Abi herhalde Post Malone dinliyorum. Şu ara Lil Durk'e biraz sardım. Pop Smoke dinliyorum. Çok dinlediğim isim var, aklıma gelmiyor. Ben de hani böyle söylemeyince üzülüyorum böyle sonra izleyince. Ben sana Spotify chart'ımı atayım abi. Olur. Son 4 haftada ne dinlemişim. Televizyona gelsin chart'ım. Boğazım oraya gelsin. Aynen, vay bak hepsini biliyor, görüyor musun? İzledik abi. Her bölümü takip ediyor. Kim kime ne demiş. Twitter'da falan da genelde böyle rapçiler birbiriyle atışır. Sen yani yaklaşık 2-3 yıldır aktif olarak rap yapan bir adam olarak bu piyasada hiç kimseyle bir tartışmanı falan duymadım. Doğru. Olmadı herhalde. Yani. Çünkü ben seviyorum insanları. Bak Lia Shine mesela. Lia Shine'la hiç yüz yüze görüşmedik ama mesela internetten iyi bir dostluk kurduğumuzu düşünüyorum. Batu Flex var, label'lar var, biliyorsun mu onları? Tabii canım. Benim zaten mahallemden arkadaşlarım var. Kimseye dalaşasım yok. Zaten benim saydığım insanlar da çok dalaşmıyorlar yani. Göz yani önünde değiller en azından. Onlara dalaşılan mevzuları. Aynen, zaten onlar başlatan, kıvılcımı başlatan insanlar onlar değil. Arkadaşlarımı iyi seçtiğimi düşünüyorum. Düşmanlığa gerek yok yani. İlla mekan sahibi diye şarkı mı çıkartalım yani? Abi biz bak her böyle politik böyle oha falan. Vay falan yapıyorum değil mi, böyle suçlu hissettiriyorum. Peki aylık 360 bin dinleyicim var şu anda Spotify üzerinde. O emoji senin için yaratılmış adeta. Bu aylık dinleyici ve bu hype'la herhangi bir şirketin veya bir MC'nin radarına takılmaman imkansız. Bir şirketten bir teklif geldi mi? Geldi ama şey yani hani açık açık teklifler değil bunlar. Şirketlerin bazı yetenek avcıları oluyor. Onlarla işte ben arkadaşlık kurmayı daha şey buldum. Gitmek yerine şirketlere. Ben çok şirket adamı değilim zaten. Yani şirketten kovarlar beni yani. Yani bir şimdi ay sonra şarkı çıkmaz. Beklemezsin tabii. Sen yani. Tembellik yapıyorum biraz. Kendime de tembellik yapıyorum. Yani adamları da zaten hayal kırıklığına uğratmak istemem. Sen daha iyi anlarsın. Epidemik'te de çalıştım çünkü ben. Evet, bir kere. Aynen, daha da çalışmadım. Çünkü hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum kimseyi. Bu kadar net yani. İyi var. Kendini bilmen ve bu konu üzerinde aynen insanları da bir beklentiye sokmaman gayet hoş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şimdi şöyle bir şey var. Bütün Türkiye'deki rapçiler şu 30 yaş bandındaki yanına 20 yaş bandında çok yetenekli bir kardeş bulmuş durumda. Doğru. Sen bir gün birinin o kardeşi olur musun? Abi bizim 2017'de Kamufle'yi bilirsin. Tabii canım. Kamufle bizi bulmuştu, çağırmıştı falan böyle. Kamufle benim abimdir. Kamufle büyük sevgiler adamdır. Bu arada Kamufle büyük yani adamdır. O gün hatta dedim ki ben şu sırtıma bir kamufle dövmesi yaptırayım falan. O kadar sevdim adamı. Tanerman'la konuşuyoruz falan. Ama onlar benim abilerim ya. Yani. Onlarla müzik yapmak dışında insanlar onlar benim. Onun dışında bir şey yok. İşte bu beni şuralara getirdi falan diyebileceğim bir insan yok. 2 yıl önce Ezhel'le falan görüşüyordun galiba. Ezhel'le falan görüşmedim ya. Şey yani Kamufle oradaydı. Ezhel de orada denkleşti. Ha, denkleştiniz. Aa Sercan ne haber falan. Devamam bizim ya Sercan bizim. Bize aa Sercan abi geldi falan. Tabii o zaman gidiyorsun. Ezhel'in saçları uzun falan böyle. Güzel güzel günlerdi. Türkiye starı olmadan. Doğru ama star olacağı çok belli bir zaman. Aynen. Müptezel zaman çıktı. Çıktı o dönem. O aylar. O dönem hani inceden aynen böyle bir hareketlenme vardı. Kökler filizleniyor. Ha, geceler çalıyor bir yerde. Bir yerde şehrin bir tadı. Adam gitti ya. Sercan abi ya. Peki programımızın sonuna yavaştan geliyoruz. Senden küçük küçük müjdeler ve bir şeyler almadan böyle haberler kapatmayalım dedik programı. Var mı herhangi bir headline rapçiyle düetin veya yeni işlerin? Yok. Headline rapçiyle falan düetim yok. Ya olursa da aniden olur zaten. Haber bile veremem gibime geliyor. Onun dışında bir müjde de yok. Oturun, oturduğunuz yerde çıkmış şarkılarımı dinleyin. Dans sözü kaçınız dinlediğinizde yenisini bekliyorsunuz mu diyorsun? Yok lan öyle şeylerim yok. Dans söz değil lan. Dans söz değil. Gidin maalesef falan dinleyin. Onun dışında bir müjde. Albüm yapmak istiyorum. Herkes gibi. Albüm modu her zaman. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yaptığım hiçbir şey şu an içime sinmiyor. O yüzden ben de çıkartmıyorum yani. İçime sinmeyen bir şey çıkartmıyorum. Depoluyorsun şu anda. Depolamaya çalışıyorum. Bir şey yaptığım zaman emin ol bir ay içerisinde çıkar o yani. İçime bir şey sinerse bir ay içinde çıkar. Lak diye dinlersin. Sende şey var. 2000-2010 arası rapçi motivasyonu. Oturunca bir albüm yapabilme ya geldiğinde böyle. Aslında bir hani bir lüks bir villa kiralayıp beatmakerlarla falan böyle bir session yapmak istiyorum böyle bir hafta. 2 hafta. Yap. Bak ne kadar kolay. Doğru, doğru. Yapmam lazım. Yapacağım da zaten yakında ama zaman değil şu an ya. Zaman değil. Kasım'ın ortası belki. İyi, yani Kasım'ın ortasında ne var? 15 gün kaldı. Doğru.
Kasım'ın ortasında yapacağım ya. Bir iki haftalık böyle. Hem yazacağım hem beat yapacağım. Yapılmış beatlerime gireceğim gibisinden böyle çocuk şeyler yani. Hala rap yapıyoruz. Olduk. İşte 20... rap yapıyoruz aynen. Kaç yaşındasın bu arada? 22 yaşındayım. 98'liyim. Hayır, 7'liyim ben de. Tek bir şey yapmış yani ya işte. Ah, hemşire doğum günü mü? yaş komşunuzu etiketleyin falan. Yazın WhatsApp'tan. Aa, yaş komşunuz. Yani ben 23'üm, sen 22'sin. 30 Ağustos 1997. Senin, lütfen kutlayın. Senin ne zaman? 13 Mart. Benim 13 Mart Cuma. Ayın 13'üne gelen Cuma. Sever misin? 13. Cuma mı? Evet sevgili izleyenler, yine çok eğlenceli ve hiçbir şekilde bilgi bilenmeyeceğiniz herhangi bir programın daha sonuna geldik. Doğru. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla, yeni konularla tekrar karşınızda olmak üzere. Fonetik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın. Mesela Zort yazsam bile 300 fav almak istiyorum, anladın mı? senin takipçi kitlen sen Zort yazdığında mesela doğru, garipsemiyor. Lan bu ne diyor diye. Doğru, çünkü içimden geleni yazıyorum abi, evet, bir kere işte. Öncelikle. Artı insanlar içtenliği seviyor, samimiyeti seviyor. Aynen öyle. Ben de çok samimi bir insanım yani. O yüzden böyle oluyor. O yüzden mi? Aynen. Zort yazayım mı şu an? Yazsana. Ulan bıraktım oraya. Ah be. Ya. Tamam, yemin ederim Zort yazacağım şeyden sonra, tamam, bakacağız. Kurgu da yükleyeceğiz. Tamam, yemin ederim. Tamam kanka. Ben seni futbol hayranı falan zannediyordum. Biz seninle zaten çok eskiden beri takipleşiyoruz. Evet. Sende bir Beşiktaşlı vibe'ı var. Valla. Sana Beşiktaşlı derdim. Hep kaybeden olarak mı? Hayır canım. Hiçbir şekilde yaptığı için en iyisi olamayan ama yine de o işte varlığını sürdüren sunuculuğum da böyle. Sende bir fanatizm var yani. Beşiktaş var fanatikliği ya. Olurmuş sende.